Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesine tanıtmış olduğu ürünlerden bir tanesi de elimde tutmuş olduğum Samsung Gear 360 sanal gerçeklik kamerası. Bu kameranın üzerinde görmüş olduğunuz gibi 2 adet lens yer alıyor. Her bir lens 15 megapiksellik çözünürlük desteğine sahip. Böylelikle toplamda 30 megapiksellik fotoğraflar ve yine 3840x1920 piksellik yüksek çözünürlüklü videolar çekmek mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi küre şekilli bir cihaz ve her bir kamera 180 derecelik görüş açısına sahip. Böylelikle iki kameranın çektiği 180 derecelik görüntüler birleştirildiğinde 360 derecelik videolar ve fotoğraflar ortaya çıkıyor. Her bir lens 2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu da düşük ışıkta bile kameraların iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. Aynı zamanda toza ve suya karşı dayanıklı bir kamera Samsung Gear 360. Böylelikle suda da veya zorlu doğa şartlarında da bu kamerayı rahatlıkla kullanmanız mümkün. Samsung Gear 360 gördüğünüz gibi taşınıyor. Altta görmüş olduğunuz ayak açılarak şekilde görüldüğü gibi istenen noktaya yerleştirilebiliyor. Aynı zamanda elde de sanki bir külah tutarmış gibi bu kamerayı tutmanız mümkün oluyor. Kameranın üzerinde record tuşu var, kayıt tuşu var. Bu şekilde kayda başlıyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir gösterge var. Bu gösterge yardımıyla da çeşitli bilgiler ekranda görmek, pil durumunu, hangi modda olduğunuzu görmeniz mümkün oluyor. Kenarda görmüş olduğunuz menü tuşu sayesinde kameranın modunu değiştirebilirsiniz. Video, fotoğraf, timelapse gibi özelliklere buradan geçiş yapabilirsiniz ve üstünde yer alan tuşla da doğrudan kamera üzerinden çekime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda kapak arkasında da görmüş olduğunuz gibi microSD kart yuvası, microSD portu, pil gibi bileşenlerin, aksesuarların bulunduğu bir kapı var. Aynı zamanda NFC desteği sayesinde de Samsung Gear 360 ile Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge telefonları hızlı şekilde eşleştirebilirsiniz. Gear 360 ile Samsung Galaxy S7'nin bağlantısını yaptıktan sonra Samsung Gear 360 uygulamasını açmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi Samsung Gear 360 uygulaması bize canlı olarak görüntü yansıtıyor. Böylelikle bu kullanıcı arayüzünü kullanarak video veya fotoğraf çekmeye başlayabilirsiniz. Parmağınızı ekranda sürükleyerek kameranın açısını ayarlayabilir, istediğiniz noktaya görüntüyü çevirebilirsiniz. Aynı zamanda yukarı aşağı görüntü oynatmak da Samsung Gear 360'ın Gear 360 uygulamasıyla mümkün oluyor. Farklı modlar var. Gear 360 uygulaması üzerinden de modları ayarlayabilirsiniz. Video, fotoğraf, timelapse ve video loop özelliklerine doğrudan kamera uygulamasından geçebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi record tuşuna basarak doğrudan kayıt işlemine başlayabilirsiniz. Şu anda video kaydı başladı. İstediğiniz gibi videonuzu çekebilir ve daha sonra çekmiş olduğunuz videoyu doğrudan sanki çektiğiniz bir fotoğraf izler gibi izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 360 derece video. Parmağımızı sürükleyerek ekranda istediğimiz noktaya gidiyoruz ve oranın görüntüsünü izlememiz mümkün oluyor. Görüntü üzerinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Kırpmak, kaydetmek veya paylaşmak doğrudan Gear 360 uygulaması üzerinden mümkün kılınıyor. Samsung Gear 360 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili bütün içeriklerimize teknoblog.com'dan ve YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.